Merhabalar arkadaşlar. Size gözyaşı çiçeğimin gözyaşlarını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, minik minik yavrular vermiş. Buradan da yeni yeni minik minik gözyaşları çıkmaya başlıyor. Çoğaltılması işte bu kadar kolay. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendi kendini çoğaltan bir gözyaşı türü arkadaşlar. Bu gözyaşımın da daha önce videoda göstermiştim. Şurada minik minik gözyaşları aşağıya düştü ve ağaç şeklinde çoğalmaya devam ediyor. Bu şekilde. Bunun türü mavi gözyaşı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeni yeni minik minik gözyaşları oluşmaya başlıyor kenarlardan. Bu minik gözyaşları arkadaşlar toprağa düşüyor kendiliğinden ve büyümeye başlıyor. Çoğaltılması için herhangi bir şey yapmanıza dahi gerek kalmıyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunlar büyüyor minik minik. Sonra bunları belli bir boya geldikten sonra ayrı bir saksıya alıp orada köklenmesine, büyümesine devam etmesini sağlayabilirsiniz. Burada da arkadaşlar pembe morumsu bir gözyaşı çiçeğim var. Hemen onu da size göstereyim. Bunun da tepesinde tomurcuklar var. Video çektiğim zaman bu tomurcukları henüz çıkmamıştı. Şunlar. Bunlar yeni yeni çıkmaya başladı. Ben de sizlerle görüyorum. Bu şekilde. Daha önce bakımından ve sulamasından, işte saksı değişiminden sizlere bahsettim. Siz de bu şekilde, o videoyu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp nasıl bakılacağına siz de öğrenebilirsiniz oradan. Daha önce böyle göstermiştim size. Gözyaşı çiçeğimin yaprağını koydum. Şuradan da gözyaşı çıkmaya başladı. Hatta çıkan gözyaşlarını şu şekilde arkadaşlar size göstereyim. Yaprağımız buydu arkadaşlar. Bunu direkt toprağa koydum. Ve bu şekilde gözyaşlarımız büyümeye başladı. Bu şekilde ben de toprağa koydum ki ayrı bir saksıya böyle büyüsün, köklensin. Bunlar da bu şekilde biraz büyüktü boyları. Bunların türü farklı tabi. Büyüyünce ben de göreceğim. Ben yaprak olarak almıştım bunları. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir zahmeti yok. Çoğaltmak için de uğraşmıyorsunuz. Kendi kendini büyütüyor. Sadece güneşi seviyor. Güneşe koymanız ve arada bir sulamanız yeterli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da minik bir gözyaşı büyümüş. Küçücüktü. Kenarında yavru da vermeye başlamış şurada. Arada. İstediğiniz gibi büyüyen, hiç zahmeti olmayan, yine aynı şekilde burada da bir gözyaşımız var. Yani bunu bir defa ektiğiniz zaman arkadaşlar, bir dalını dahi alsanız, size gösterdim ya, şöyle bir dalını dahi alsanız dalından bu şekilde bir sürü gözyaşlarından küçücük fidelerimiz çıkıyor. Ya o kadar zahmetsiz, maliyetsiz, artırıp bu şekilde de saksılara koyup hatta satabilirsiniz de. Ben fazla olanları satıyorum etrafıma veya eşe dosta hediye veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar, hiçbir zahmeti yok. Bu şekilde minik minik gözyaşlarınız olsun istiyorsanız siz de bu çiçeğe temin edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soru varsa yine bana yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Daha sonra size genel olarak baktığım çiçekler hakkında videolar çekeceğim. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.